Profesör Doktor Neşe Kavak, Bloomberg Magazin haftanın portresinin özel konu. Devlet eski bakanı Cavit Kavak'ın eşi olan Neşe Kavak, tıp alanında sayısız ödüle ve birçok bilimsel makaleye sahip. Şimdi Neşe Kavak'la yaptığımız özel söyleşimiz geliyor ekranlarınıza. Bloomberg Magazin haftanın portresinin özel konuğu kadın doğum uzmanı Profesör Doktor Neşe Kavak. Takdir edilmek çok güzel bir duygu, öyle söyleyeyim. Bizi tanımlayan en önemli kimliğimizin hala barındırdığımız akademik kimlik olduğuna inanıyorum. Karşılıklı anlayış ve güven çok önemli. Sayısız ödüle ve birçok bilimsel makaleye sahip olan Neşe Kavak, tıp alanında önemli başarıların altına imza atmış bir doktor. Profesör Doktor Neşe Kavak en son yılın bilim insanı ödülü alarak dikkatleri üzerine çekmişti. Bize ödülü verenlere çok teşekkür ediyoruz, takdir ettikleri için. Sonuçta takdir edilmek çok güzel bir duygu, öyle söyleyeyim. Ne olursa olsun hediyenin küçüğü büyüğü, takdirin de bence küçüğü büyüğü yoktur. Bütün takdirler, bütün teşekkürler bizim için önemli. Bizi takdir eden insanlara, kişilere, kurumlara gönülden teşekkür. Başhekim, yönetici ve akademisyenlik başta olmak üzere kart vizitinde pek çok saygın unvanı bulunduran Neşe Kavak, aynı zamanda İstanbul'da hizmet veren bir kadın doğum hastanesinin yönetim kurulu başkanı. İlk kurulduğu zaman Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Vakfı Hastanesi olarak hizmet vermeye başlamıştı. Ve bu bağlamda Türkiye'deki ilk örnek hastanedir. Şöyle ki üniversitenin hocaları, tıp fakültesinin bütün hocaları bu hastanede, özel hastane kimliğinde olan bu hastanede kendi özel praktislerini yapıyorlardı. Fakat biz hastaneyi satın aldıktan ve yönetime geçtikten sonra hastane daha bir özel hastane kimliğine kavuştu. Fakat yine de biz kimliğimizi yitirmedik. 50 profesör, 15 doçent hizmet vermektedir. Ki hocalarımızın hepsi kendi konularında, bunu gururla söylüyorum, sadece Türkiye'de değil Avrupa'da, dünyada tanınmış, isim yapmış kişilerdir. 50 tane profesörü bünyesine barındıran Türkiye'de başka bir özel hastane var mı bilmiyorum. Bu bakımdan bizi ayıran, daha doğrusu bizi tanımlayan en önemli kimliğimizin hala barındırdığımız akademik kimlik olduğuna inanıyorum. Devlet eski bakanı Cavit Kavak'ın eşi olan Neşe Kavak, uzun yıllara dayalı olan mutlu evliliklerinin sırrını şu sözlerle açıklıyor. Nasıl başardık? Sabır. Öncelikle sabır tabii. Sabır önemli ama bunun haricinde karşılıklı anlayış diyeyim. Karşılıklı anlayış ve güven çok önemli. Uzun yıllara dayanan evliliklerde işbirliği yapmak, karşılıklı güven, anlayış ve sevgi ortamının oluşması çok önemli. Eğer birbirinizi çok iyi anlıyorsanız konuşmadan da anlaşıyorsunuz. O yüzden bu üç faktör yerine geldiği zaman zaten olaylar yerine oturmuş oluyor. Şimdi o bir zamanlar o çok yoğundu. O zamanlar ben tabii daha fazla özveri göstermek durumundaydım. Şimdi ben çok yoğunum, o bana destek oluyor. Bu işler böyle, denge. Neşe Hanım aynı zamanda bir anne. İki oğlu bulunan Neşe Hanım, oğullarının mezuniyetlerini gördüğü için oldukça mutlu. Allah herkese nasip etsin diyorum. Çocuklarımızın güzel günlerini görmek gerçekten bütün anne babalar için son derece onurlandırıcı, yüz güldürücü olaylar. Allah herkese nasip etsin, hayat şanslarını açık etsin diyorum ben. Sonuçta hayatta hayat şansı çok önemli. Yani her şeyiniz olabilir, çok zeki olabilirsiniz, çok çalışkan olabilirsiniz, çok iyi bir eğitim görmüş olabilirsiniz. Bunlar hepsi çok artı unsurlar ama ben hayat şansının gerçekten önemli bir faktör olduğunu düşünüyorum. Hayatta iyi insanlarla karşılaşmak, iyi olaylarla karşılaşmak, güzel tesadüflerle karşılaşmak bence Allah'ın bize çizdiği güzel kaderler. O yüzden hayat şansları açık olsun diyorum bütün çocuklarımız için. Bir kadın doğum uzmanıyla röportaj yapınca uzun süredir gündemi meşgul eden normal doğum mu yoksa sezaryen mi sorusunu Neşe Kavak'a sormayı ihmal etmiyoruz. Her zaman için normal doğum oranlarının arttırılması, sezaryenin daha ikincil bir doğum şekli olarak kabul edilmesi yönündeki kamuoyu bilgilendirmeleri çok önemli.
Biz tabii ki her zaman için normal doğumu teşvik ediyoruz. Bir şeyin normali varken cerrahi müdahaleye başvurmak gerekli değil. Ya da bu konuda özendirici olmak da doğru bir şey değil. Sonuçta normal doğum her annenin yaşaması gereken bir tecrübe. Hem çocuk açısından hem anne açısından koruyucu ve olması gereken bir prosedür, bir olay. Ama şunu da altını çizmek istiyorum. Son yıllarda yapılan çalışmalarla, son 12 yıldır yapılan çalışmalarla Türkiye'de anne ölüm oranları çok azaldı. Dünya standartlarının altına indi. Aynı şekilde bebek ölüm oranları da çok azaldı. Ama normal doğumu çok özendireceğiz diye çok zorlama olması, üzülürüm ki ileriki yıllarda şu anda bizim lehimize giden bu tür istatistik oranları aleyhimize çevirebilir. Sonuçta kabul etmek lazım ki sezaryenle doğum kararında ve gereğinde yapıldığı zaman hem bebek hem anne açısından hayat kurtarıcı bir prosedürdür. Ama tabii ki bir cerrahi prosedürdür. Normal doğumun yerine geçmez. Ama indikasyonları koyarken de doktorları çok zorlamamak lazım. Peki iki çocuk annesi Neşe Hanım kendi doğumunda sezaryen mi yoksa normal doğumu mu tercih etmişti? Ben birinci doğumumu normal doğum yaptım. Aslında bu bana çok sorulan bir soru. İlk doğumumu normal doğum yaptım ama ikinci doğumu gereklilik olduğu için sezaryen yaptım. Olması gerektiği için sezaryenle doğum yaptım. Yoğun bir iş temposuna sahip olan Profesör Doktor Neşe Kavak son olarak bizlere bir günün nasıl geçtiğini anlatarak sözlerini noktalıyor. Benim bir günüm çok yoğun geçiyor. Sabah 8'de hastane vizit yaparım. Hem hastalarımı görürüm. Ameliyat olmuş ya da hastanede yatan, tedavi alan hastalarımı görürüm. Görülmesi gereken diğer hastalarımızı görürüm. Onun haricinde hastanenin genel düzeniyle ilgili bir sabah vizit yaparız görevli arkadaşlarımızla. Arkasından ameliyatım olur. Ameliyatım varsa ameliyathanedeyim genellikle öğlene kadar. Öğleden sonra hasta kabullerim başlar. Kendi özel kliniğim ve hastanede. Hastalarımı görürüm. Akşam saatlerinde genellikle tekrar bir hastaneye dönüş oluyor muhakkak. Hastanede muhakkak toplantı oluyor. Toplantıları genellikle akşam 7'den sonraya koyuyorum. Nedense benim akşam 7'den sonra toplantılara adaptasyonum daha iyi oluyor. Gün içerisinde daha ziyade hastalarla ve ameliyatlarla geçirdikten sonra 7'den sonra hastanenin yönetim işlerine daha fazla zaman ayırabiliyorum. Daha doğrusu beynim daha çok berraklaşıyor diye söylemek durumundayım. 7'den sonra hastanedeki toplantıları yaparım, idari işlere bakarım. 8.30-9 gibi evde oluyorum. Ailenizle ne kadar zaman geçiriyorsunuz? Şimdi çocuklar büyüdüğü için bu soruya cevap vermek daha kolay. Eskiden çok zordu. Ama şimdi çocuklar büyüdü. Onlar büyük oğlum çalışıyor. Küçük oğlum da bu sene Amerika'ya gidecek işletme okumak için. Onların da kendi telaşları var. O yüzden şimdi benim çok yoğun tempoma biraz daha iyi adapte oluyorlar. Cumartesileri de çalışıyorum. Ama artık cumartesileri öğleden sonra çalışmamaya başladım. Pazar günleri de evdeyim. Pazar günleri hiç evden dışarı çıkmam, hep evdeyimdir.